Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir. Binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı, bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, gelin geleceği birlikte yaratalım. Ben bir mühendisim. Ofiste, evde, yaşamın her alanındayım. Görünmeyen ama hissedilenim. Ben ne kadar görünmez olursam, projelerim o kadar başarıyla tasarlanmış ve uygulanmış demektir. Tıpkı sizi sizden fazla düşünen gizli bir kahraman gibi. Kahramanlık, kağıtla kalem bir araya geldiğinde geleceğe yön verebilecek kadar cesur olmaktır. Çünkü mühendislik, bilim ve doğa alanında tüm bilinenleri yine doğa ve insanlık için kullanmaktır. Tasarımda sadece estetiğin değil, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı gibi kavramların da altını çizmektir. Mühendislik, modern, konforlu ve doğaya saygı gösteren yenilikçi yaşam alanlarını hayal etmek ve gerçeğe dönüştürmektir. Gelecek kuşaklara yön vermektir.
binlerce yıl önce bir kıvılcımla yaratılan aydınlığı bugün tek bir tuşla milyonlarca insanın yaşadığı yerlere taşımaktır. Geceyi gündüze, soğuğu sıcağı, sıcağı soğuğa çevirebilmektir. İnsanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için hayallerimizi gerçekleştirirken yanımızda TTMD vardı. 1992 yılında kurulduğundan bu yana çatısı altında güven bulduğumuz, etik değerlerin teşkili ve temel sorunların çözümü için birlikte çalıştığımız yol arkadaşımız. Farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin ortak amaçlar için toplandığı TTMD, üyeler arasında iletişim ve tartışma ortamı yaratıyor, bilimsel ve teknolojik yayınlar yapıyor, üniversite sanayi işbirliğine destek veriyor, çevreci ve enerji verimli çözümlerin yaygınlaşmasını destekliyor, yurt dışındaki gelişmeleri izliyor ve sektörü yurt dışında temsil ediyor. Bizler tüm insanlığın iyi yaşam arayışına çözüm buluyoruz. Bizler yarınlarımızı şimdiden kuruyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. TTMD, 1992'den bugüne yaşam mekanlarında insanlığın konfor ihtiyaçlarını doğaya saygı göstererek sağlamak için var. Mühendislik mesleğini etik değerler doğrultusunda uygulamak için var. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği. Gelin geleceği birlikte yaratalım. Sesim şu anda geliyor mu Andaç Bey? Evet, geliyor. Anda geliyor galiba. Şimdi geliyor. Peki. Evet. Tekrar o zaman giriş yapayım. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, günaydın. Bu webinarımızın moderatörlüğü şahsım tarafından gerçekleştirilecek. Tanımayan üyelerimiz için ben İbrahim Atmaca,
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğinde yapmaktayım. Sizleri Türk Tesisat Mühendisleri Derneği yönetim kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün Sayın Andaç Yakut tarafından soğutucu akışkanlardaki güncel gelişmelerin klimalar ve ısı pompalarına etkileri başlıklı webinarımızı gerçekleştireceğiz. Bu pandemi sürecinden sonra gördük ki enerji etkin sistemler daha büyük rol oynayacak hayatımızda. Çünkü belki daha etkin havalandırma yapmaya başlayacağız. Burada da özellikle ısı geri kazanımlarında da enerji etkin sistemler, bunlardan biri de ısı pompaları olarak söyleyebiliriz. Sadece bu sistemler değil, bunlarda kullanılan materyaller de, mesela soğutucu akışkanlar da sadece enerji verimli etkisiyle değil, güvenilirlik, çevresel etki, maliyet gibi etkileriyle de değerlendirilmeli. Bugün de bu konuda Sayın Yakut tarafından bize bilgilendirmeler yapılacak bu webinar kapsamında. Ben konuşma sırasına geçmeden önce bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Eğer katılımcılar ses, görüntü veya benzeri bir konuda herhangi bir teknik aksaklık yaşarsa, GoToWebinar içerisinde chat kısmı var. Bu chat kısmından teknik masamıza ulaşabilirler. Etkinlik kopar ve tekrar katılmakta problem yaşarsa katılımcılarımız webinar@ttmd.org.tr adresine mail gönderebilirler. webinar@ttmd.org.tr. Eğer sorularımız varsa, katılımcıların sormak istediği sorular, GoToWebinar içerisinde questions kısmı mevcut. Buradan sorularını yazılı olarak sunarlarsa, sunumun hemen bitiminde ben Sayın Yakut'a sorularınızı yönelteceğim ve cevapları alacağız. Kesintiye uğramaması için sunumun sonrasında soruları konuşmacımıza yönelteceğiz. Ben Sayın Yakut'a sözü vermeden önce kendisinin özgeçmişini sizlere sunmak isterim. Doktor Andaç Yakut, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 2005-2012 yılları arasında ise doktorasını termodinamik ve ısı tekniği ana bilim dalında tamamladı. 2003-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Makine Mühendisi bölümünde termodinamik ve ısı tekniği ana bilim dalı araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılından günümüze DAEK'ın Türkiye'de Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ben verimli bir webinar olmasını temenni ediyorum. Sözü Sayın Doktor Andaç Yakut'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Yakut. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun İbrahim Bey. İlk önce size teşekkür edeyim moderatörlüğünüz için. Daha sonra da Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'ni bu etkinlik imkanını bize sağladığı için ayrıca teşekkür ederim. İsterseniz yavaş yavaş sunumumuza geçelim. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Bugün sizlere özellikle klimalar ve ısı pompalı üzerinde soğutucu akışkanlar hakkında dünyada, Avrupa'da ve Türkiye'de neler oluyor, en son gelişmeler neler, bunların üzerinden geçip bir bilgi tazelemesi yapmak istiyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım sunumumuza. Şimdi bu sunumda bazı terimler var. Sunumu daha iyi anlamak için belki ilk başta bunların üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü bunlar sık sık geçecek sunumda. İlk önce bu terimlere isterseniz bir bakalım. Muhakkak bilginiz vardır ama herkesin daha iyi anlaması için üzerinden geçmekte fayda var. İlk başta GWP dediğimiz soğutucu akışkanların küresel ısınma potansiyelini gösteren bir terimimiz var.
Bunun anlamı aslında kabaca soğutucu akışkanın küresel ısınmaya olan, yani sera etkisine olan etkisini gösteriyor bu değer. Bunun hesaplanmasında karbondioksitin değeri referans olarak bir olarak alınıyor ve 100 yıllık sürede genelde ortalama olarak diğer soğutucu akışkanlarında buna göre hesaplanıyor bu küresel ısınma potansiyeli. Örneğin R410A soğutucu akışkanı için bu değer 2088 iken R32 için 675 diyoruz. Bir de ODP dediğimiz ozon tüketme potansiyeli var. Bu da bir soğutucu akışkanın ozon tabakasına zarar verme riski olarak tanımlanıyor. Burada da R11 soğutucu akışkanının değeri referans olarak 1 olarak alınıyor ve diğer soğutucu akışkanlarında buna göre hesaplanıyor. R22'nin de örnek vermek gerekirse ODP değeri yaklaşık 0,05 iken HFC dediğimiz gruba ait soğutucu akışkanlarda örneğin yine R32 veya R410A bunların ozon tüketme potansiyeli olmadığı için ODP değeri sıfırdır diyoruz. Şimdi bir de çeşitli soğutucu akışkan gaz grupları var diyelim. Bunlardan ilk başta bilinenlerden klorofluorokarbon dediğimiz yani CFC kısaltmasıyla soğutucu akışkanlarımız var. Bunlar ozon tabakasına maalesef çok fazla zarar veriyorlar. Geçmişte kullanılıyordu bunlar. Biliyorsunuz 1987 yılında Montreal Protokolü imzalandı. Yaklaşık 43 ülke tarafından. Bu Montreal Protokolü imzalandıktan sonra da bu tür gazların ozon tabakasına zarar vermelerinden dolayı kullanımları sonlandırıldı. Buna örnek vermek gerekirse R11 veya R12'yi verebiliyoruz. Bu sonlandırmadan sonra CFC'ler bırakılıp HCFC dediğimiz hidrofluorokarbonlara geçiş oldu. Bunların da ozona yine zararları var. Az da olsa zararları var. Ayrıca küresel ısınma potansiyelleri var. İçinde de işte klorofluor, hidrojen ve karbon bileşikleri mevcut. Buna da örnek vermek gerekirse hepimizin bildiği R22 soğutucu akışkanı var. Yine Montreal Protokolü kapsamında bu tür gazlar da kullanımı sonlandırıldı. Bunun yine bir alternatifi olan HFC dediğimiz hidrofluorokarbonlara geçiş yapıldı. Bu hidrofluorokarbonlarda da yine hidrojen, flor ve karbon bileşikleri var. Atomları var diyelim. Bunların da en önemli özelliği ozon tabakası üzerinde hiçbir etkileri yok. Ama küresel ısınma potansiyeline sahipler. Örnek vermek gerekirse yine R410A, R134A, R407C gibi soğutucu akışkanları örnek verebiliriz. Bir de bunların yanında HFO veya olefin dediğimiz hidrofluoro olefinler var. Bunlar çok kabaca doymamış HFC'ler, hidrofluorokarbonlar diyebiliriz. Bunların en önemli özelliği çok düşük GWP yani küresel ısınma potansiyeline sahip olmaları. Yine örnek vermek gerekirse son günlerde yine oldukça kullanılmaya başlanılan R1234ZE soğutucu akışkanını örnek olarak verebiliriz. Bunların yanında bir de doğal soğutucu akışkan dediğimiz grup var. Amonya, karbondioksit ve hidrokarbonlar dediğimiz örneğin propan doğal soğutucu akışkan grubuna giriyor. Bunların da küresel ısınma potansiyeli oldukça düşük ve yakın zamanda endüstriyel soğutma alanında bu tür soğutucu akışkanlarda büyük kullanım alanları ve gelişmeler yaşandı ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Kısaca kullanılacak terminoloji böyle. Şimdi içeriye geçebiliriz hep beraber. Geçmeden önce tabii burada bazı soğutucu akışkanların GWP değerlerini örnek olarak göstermek istedim.
Örneğin yine endüstriyel soğutmada kullanılan R404A gazına baktığımızda 3922 gibi büyük bir küresel ısınma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 410A oldukça kullanılan 410A gazına baktığımızda 2088, R32-675, biraz önce konuştuğumuz HFO 1234ZE'ye baktığımızda GWP değeri 7, bayağı küçük. Karbondioksit zaten 1 demiştik. Sadece örnek olması açısından bu tabloyu koymak istedim. Şimdi içeriye geçelim isterseniz. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nde çevreyi koruma amaçlı bazı politikalar var. Bunlardan eminim birçoğumuz duymuşuzdur. 20-20 politikası. Neydi bu 20-20 politikası? Avrupa Birliği 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %20 azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı %20'ye, enerji verimliliğini de en az %20'ye çıkarma konusunda anlaşmışlardı 2020 yılına kadar. Fakat 2014 yılında bir toplantı yaptılar aralarında ve gördüler ki 2020 yılında bu hedefleri tutturamayacaklar. Bunun üzerine kendilerine daha sıkı önlemler aldılar. Bunu biraz daha geliştirdiler ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az %40 azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı en az %27'ye çıkarma, enerji verimliliğini de en az %27'ye çıkartma konularında kendi aralarında anlaştılar. Buna da 40-27-27 politikası dediler. Fakat yine 2018 yılında bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Bunu daha da sıkılaştırmak istediler ki hedeflere ulaşsınlar. Burada da en son bu hedefleri 2030 yılına kadar 40, 32 ve 32,5 olarak güncellediler. Yani yine 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının %40 azaltma, yenilenebilir enerji payını en az %32'ye çıkartma ve enerji verimliliğinde de en az %32,5 iyileştirme olarak kendilerine bir hedef koydular. Şimdi bunun sektörümüzle ne ilgisi var diye bakacak olursak, buradaki grafikte 1990 yılından 2050 yılına kadar sektörlere göre sera gazı emisyon değerlerinin bir projeksiyonu görülmekte. Bu biraz önce bahsettiğimiz çevre politikalarının en üstünde yine Avrupa Birliği'nin düşük karbon yol haritası 2050 hedefi var. Bu hedef de bize diyor ki 2050 yılına kadar sera gazlarını %80 azaltma hedefi var. Bu bütün politikaların en üstünde bir hedef. Bütün o politikalarla birlikte amaç 2050 yılına kadar bu %80 azaltma hedefini gerçekleştirmek. Şimdi biraz önce 20-20 politikasından bahsetmiştik. Bu kırmızı eğri dikkat edecek olursanız. Eğer Avrupa Birliği bu 20-20 politikasıyla devam etseydi, göreceğiniz gibi 2050 yılında bu %80 azaltma hedefine ulaşamayacaktı. %40'ta kalacaktı. Biraz önce dedik ki daha sıkı önlemler aldılar kendilerine. 2030 yılına kadar %40 azaltma hedefi. O da bu sarı eğrimiz. 2030'a kadar %40 azaltma hedefi koydular ki 2050 yılındaki %80 azaltma hedefine ulaşabilsinler. Şimdi burada çeşitli sektörler var. En altta mavi alan göreceğiniz karbondioksit olmayan sektör. Bunun anlamı bizim klima ve ısı pompalarında kullandığımız hidroflorokarbonlar, yani F gazlar, karbondioksit olmayan sektör grubuna giriyor. Burada miktar çok az gibi görünse de aslında miktarlar çok fazla ve gördüğünüz gibi gittikçe bunların miktarının azalacağını görüyoruz. Ne zaman? 2050 yılına kadar. Dolayısıyla bizi ilgilendiren bölüm bu mavi alandaki bölüm diyebiliriz.
Şimdi Avrupa Birliği bu hedefleri yakalayabilmek için çeşitli regülasyonlar, yönetmelikler çıkartıyor. Örnek vermek gerekirse bu eko tasarım ve enerji etiketlemesi yönetmelikleri, biraz sonra konuşacağımız F-gaz regülasyonu, yenilenebilir enerji yönetmelikleri gibi çeşitli yönetmelikler çıkartarak bu hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Bizim daha çok bugün ilgileneceğimiz soğutacak akışkanlar olduğu için F-gaz regülasyonu olacak. Şimdi F-gaz diyoruz. Bu F-gaz nedir? İsterseniz ona bir bakalım. HFC dediğimiz hidrofluorokarbonlar, perfluorokarbonlar ve SF6 dediğimiz gazlara biz florlu sera gazı diyoruz. Bildiğiniz gibi perfluorokarbonlar genelde elektronik, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılıyor. SF6 dediğimiz gazlar ise şalt cihazlarında yalıtım gazı olarak genelde kullanılıyor. Ayrıca magnezyum ve alüminyum üretiminde de kullanılabiliyor. Ama bugünkü bizim odak noktamız genelde HFC gazları olacak. Bu gazların en önemli özelliği ozon tabakasına kesinlikle zararları yok ama küresel ısınmaya etkileri var. Yaklaşık da Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarının %3'ünü oluşturuyorlar. Bu F-gaz emisyonlarının da yaklaşık %80'inin sebebi bizim cihazlarımızda kullandığımız hidrofluorokarbonların emisyonları. Avrupa Birliği'nde 2006 yılında bu F-gaz regülasyonu dediğimiz regülasyon çıktı. Bunun amacı cihazlara düzenli kaçak kontrolü getirerek bu emisyonları önlenmesine odaklanıldı. Bunun yanında tabii daha çeşitli önlemler getirildi. Örneğin teknik personelin sertifikalı olması, cihazlara etiket getirilmesi, bunun gibi önlemler alındı. Yani sertifikası olmayan bir personel bu cihazlara kesinlikle müdahale edemeyecek, montajını bile yapamayacak anlamında. Bu aşağıdaki grafiğe baktığınızda, eğer Avrupa Birliği'nde bu F-gaz yönetmeliği 2006 yılında çıkmasaydı, gördüğünüz gibi emisyon değerleri gittikçe artacaktı. Bu yönetmelikle birlikte emisyon değeri sabit kaldı diyebiliriz. Biraz önce bu politikalardan, düşük karbon yol haritası hedefinden bahsettik. Yine bunları gerçekleştirmek için Avrupa Birliği bu F-gaz regülasyonunda da bir düzenlemeye gitti. Buna göre, bu düzenlemeye göre 2030 yılına kadar F-gaz emisyonlarını yine 2 bölü 3 oranında azaltmayı hedefleyerek bu düşük karbon yol haritası hedefine ulaşmayı amaçladılar. Bu düzenlemeyi 2014 yılında yaptılar ve 2015'ten itibaren de yeni F-gaz regülasyonu dediğimiz regülasyona geçiş yaptılar. Peki bu iki yönetmelik arasında ne fark var diye bakacak olursak, bir kere her iki yönetmelikte de cihazlardaki kaçak kontrolü var, olacak zaten bu. Cihazlardaki etiketleme yine var, mecburi. Kayıt tutma görevi mecburi ve gazların geri kazanımı mecburi. Bu bölüm her ikisinde de ortak. Zaten bunun amacı kaçak ve emisyonların önlenmesi. Peki fark ne? İlk yönetmelikte daha sınırlı ürün yasakları varken, bu güncellenmiş yönetmelikte artık daha sıkı ürün ve servis yasakları getirildi. Amaç da zaten F-gazların kullanımını mümkün olduğunca azaltmak. Bir de bu HFC'lerin
tüketiminin kademeli olarak azaltılması, phase down dediğimiz kota tahsisiyle bunların kademi olarak azaltılması getirildi. Şimdi bu kademeli azaltma nedir? İsterseniz ona bir bakalım. Burası önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülecek gaz miktarı kademeli olarak azaltılacak. Nasıl bunu gerçekleştiriyorlar? Şimdi 2009-12 yıllarındaki ortalama bir miktarı alıp buna %100 diyorlar. Ve 2015'ten itibaren başlayarak 2030 yılına kadar burada göreceğiniz oranlarda piyasaya sürecek gaz miktarını azaltmaya çalışacaklar ve çalışıyorlar şu anda. Burada önemli olan nokta bu gaz miktarı, yeni bir terim var artık, karbondioksit eşdeğeri terimi. Bunun da anlamı gazın kilogram olarak ağırlığı çarpı küresel ısınma potansiyeli GWP değeri. Burada kota tahsisi var. Burada tabii önemli olan bu toplam miktar kotalarla belirleniyor. Burada kota Avrupa Birliği'nde HFC üreticilerine ve HFC ithalatçılarına veriliyor. Bu nokta önemli. Yani siz bir eğer cihaz üreticisiyseniz kota alma şansınız yok. Kotayı alacak olan HFC üreticisi veya ithalatçısı. Eğer siz Avrupa Birliği'nde bir cihaz üreticisi veya ithalatçısıysanız cihaz içindeki gazın kotaya dahil olduğunu ispatlamak zorundasınız. Yani kota sahibinden kota almak zorundasınız diyebiliriz. Bu kotaların dağıtılması işini Avrupa Birliği Komisyonu gerçekleştiriyor. Yeni ve eski katılımcıların oranları farklı, çeşitli hesaplama yöntemleri var. O şimdilik bizim konumuz değil. Bir önemli nokta da burada karbondioksit eşdeğer biriminin tanımlanmasının sebebi hem üreticileri hem de ithalatçıları belli bir gaza yönlendirmemek, gaz seçiminde özgürlük sağlamak. Bunu da nasıl gerçekleştirilebilir? Örneğin düşük GWP değerine sahip bir gaza geçerek veya gaz miktarını düşürerek veya her ikisini birden yaparak bu kademeli azaltma gerçekleştirebilir. Dolayısıyla bu kademeli azaltmadan dolayı artık bütün üreticilerin alternatif çözümlere mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geçiş yapması önerilmekte. Peki biz bu kademeli azaltmayı nasıl gerçekleştirebiliriz? Biraz önce kilogram çarpı GWP demiştik, karbondioksit eşdeğer tanımı. Onu aklımızda tutacak olursak aşağıdaki biraz önce söyleyeceğim yollarla bunları gerçekleştirebiliriz. Örnek vermek gerekirse biz düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkana geçerek HFC bunu başarabiliriz. Örneğin endüstriyel soğutmada 404A yerine R410A'ya geçerek veya 410A yerine R32'ye geçerek bunu başarabiliriz. Gördüğünüz gibi diğerlerinin GWP değerleri nispeten daha küçük. Veya soğutucu akışkan miktarını azaltarak, sistem içindeki soğutucu akışkan miktarını azaltarak bunu başarabiliriz. Yine örnek vermek gerekirse R32'den 410A'ya geçtiğimizde biz daha az gaz kullanabiliyoruz. Veya mikroçanel teknolojisiyle yine daha az gaz kullanabiliyoruz. Veya aşırı boyutlandırmadan kaçarak bunu başarabiliriz. Cihazlarımızın içindeki HFC gazları geri kazanıp yeniden kullanarak bunu başarabiliriz.
cihazlarımızdaki kaçak oranlarını mümkün olduğunca azaltarak bunu başarabiliriz. Özellikle endüstriyel soğutma tarafında kaçak oranları çok yüksek. Bir de hiç HFC olmayan soğutucu akışkanlara geçerek bunu başarabiliriz. Neden? Bu kademeli azaltma sadece HFC soğutucu akışkanları kapsıyor. HFC olmayan soğutucu akışkanlara da örnek vermek gerekirse en başta bahsettiğim bu doğal soğutucu akışkanlar olabilir. Karbondioksit, amonyak vesaire veya HFO dediğimiz 1-2-3-4-ZE, 1-2-3-4-YF vesaire soğutucu akışkanlar olabilir. Burada iki tane önemli notumuz var. Birincisi HFO'lar ve HFC olmayan soğutucu akışkanlar bu kota sistemi kapsamında değil. Yine örnek vermek gerekirse 1-2-3-4-ZE bu kotadan etkilenmiyor. Bir de mevcut sistemlerden geri kazanılmış veya ıslah edilmiş soğutucu akışkanların yeniden kullanımı yine bu kota sistemi kapsamında değil. Bu nokta da önemli. Buradan sistemler içindeki mevcut gazın geri kazanılması ve ıslah edilip yeniden kullanılmasının önemi ortaya çıkıyor. Şu anda Avrupa Birliği'nde çeşitli firmalar kendi sistemlerini kurdular ve gayet güzel işliyor. Buradan da bu geri kazanıp ıslah etmenin önemi ortaya çıkıyor. Yine küçük bir not. Burada geri kazanma, geri dönüşüm ve ıslahla ilgili tanımlar var. Çok kaba olarak geri kazanım ekipmandan gazın toplanması, depolanması demek. Geri dönüşüm basit işlemlerle geri kazanılan gazın temizlenip tekrar kullanımı. Ama ıslah etmek ise bu geri kazanılan gazın ilk günkü performansını sağlayacak şekilde detaylı işlemler yaparak tekrar işlevselliğinin kazanılıp kullanıma sokulması demek. Dolayısıyla bunlar da önemli hale gelmiş oluyor artık. Şimdi yine bir terimimiz var. Bu toplam eşdeğer ısınma etkisi veya yaşam süreci iklim performansı. Bunlar birbirine çok yakın terimler. Ufak farkları var. Bu neden kullanılıyor? Bu terimler bir iklimlendirme cihazının küresel ısınmaya olan etkisini gösteriyor ve direkt ve dolaylı olmak üzere, direkt etki ve dolaylı etki olmak üzere iki tane kalemden oluşuyor. Şimdi direkt etkiye baktığımızda aslında bu soğutucu akışkan kaçağından dolayı meydana gelen etki. Enerji tüketimin dolaylı ısınma etkisine baktığımızda da bu cihazın enerji tüketiminden dolayı meydana gelen etki diyebiliriz. Bunun biraz detayına bakalım. Direkt etki cihazın çalışma ömrü boyunca meydana gelecek kaçaklardan dolayı etki ve ayrıca cihaz üretimi sırasında meydana gelen kaçaklar ile cihaz ömrü sonunda devreden çıkarılırken meydana gelen kaçakların toplamından oluşuyor. Biz bunu F-gaz regülasyonuyla düzenlemeye çalışıyoruz bu etkiyi. Dolaylı etki ise cihaz çalışma ömrü boyunca tükettiği enerjinin üretimi safhasında meydana gelen karbondioksit emisyonlarını kapsıyor. Bunun da biraz detayına bakacak olursak yine soğutucu akışkanın üretimi safhasında meydana gelen enerjinin üretimindeki emisyonların etkisi, sistemlerin veya komponentlerin üretimi, montajı, nakliyesinde tüketilen enerjinin neden olduğu emisyonlar ve yine soğutucu akışkanların veya sistemlerin geri kazanım, geri dönüşüm için gerekli olan enerjinin neden olduğu emisyonlar olarak detaylandırabiliriz. Bu dolaylı etkiyi de biz ekotasarım ve enerji etiketlemesi yönetmelikleriyle kontrol altına almaya çalışıyoruz.
Değerli katılımcılar, sanırım Andaç Bey'in bağlantı sorunu oluştu. Şu anda teknik masamız sorunla ilgileniyor. Andaç Bey, siz bizi duyabiliyor musunuz acaba? Evet. Tekrar bağlantı için teknik masamız Andaç Bey ile irtibata şu anda geçti. Bu arada question bölümüne konuşmamız kesildi, sunum durdu şeklinde sorular geliyor. Evet, aynı şekilde şu anda 123 katılımcımız var. Maalesef Andaç Bey ile bağlantımız anlık olarak koptu. Sanırım şu anda tekrar bağlantı sağlamak üzereyiz. Bu arada sunumun bu kısmına kadar olan sorularınız varsa question bölümüne yönlendirirseniz sunum sonunda Sayın Yakut'a sormak üzere ben hazırlıklarımı yapacağım. Şu anda Andaç Bey'in de tekrar bağlanma için hazır olduğunu, son kontrollerini yaptığı bilgisini alıyorum. Sunumun şimdiye kadar olan kısmı ile alakalı olarak sorularınız varsa GoToWebinar bölümünde Questions bölümü var. Oraya yazarsanız ben notlarım arasına alıyorum. Sunumun sonunda Sayın Yakut'a sorularınızı yönelteceğim. Bu arada sizlerle bağlantı sorunu yaşarsanız, etkinlikten koparsanız, tekrar katılmakta problem yaşarsanız lütfen hemen webinar@ttmd.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Webinar@ttmd.org.tr. Andaç Bey, bağlanabildiniz mi acaba? Yine sizler de ses, görüntü veya benzeri bir konuda herhangi bir teknik aksaklık yaşarsanız yine mail atabileceğiniz gibi GoToWebinar içerisinde chat kısmı var. Buradan teknik masamıza doğrudan ulaşabilirsiniz ve buradan da yanıtlarınızı alabilirsiniz veya yardımcı olacaktır arkadaşlarımız sizlere. Andaç Bey, sesim geliyor mu? Şimdi evet, benim sesim geliyor mu? Geliyor. Gayet net geliyor. Tamam. Galiba bağlantı sorunu yaşadık. Siz Evet, yine evet. sunum dosyanızı açarsanız Tamam, şey açıyorum geçebiliriz. hemen. Tamam. Ben sözü tekrar size bırakıyorum. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kusura bakmayın, bir aksaklık oldu galiba. Tekrar devam edelim. En son bu yaşam süreci iklim performansı değerinden bahsetmiştik. Burada özet olarak bu bir cihazın iklimlendirme ekipmanının veya küresel ısınma etkisini gösteren bu değerin sadece soğutucu akışkanın GWP değerine ait olmadığını görmüş olduk. Şimdi bir soğutucu akışkan seçiminde dikkat edilmesi gereken birçok faktör var. Bu faktörlerin de hepsinin detaylı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi de henüz mükemmel bir soğutucu akışkanımız yok. Dolayısıyla her bir uygulamaya yönelik en dengeli soğutucu akışkan seçimi için biz bu faktörleri dörde indirecek olursak güvenlik, enerji verimliliği, çevresel etki ve maliyet etkinliği olarak bunları sıralayabiliriz. Biraz önce de söyledik, aslında GWP seçimde tek faktör değil. Örneğin düşük GWP değerine sahip bir soğutucu akışkan seçip düşük enerji verimli bir sistem elde ettiğimizde bu cihazın toplam küresel ısınma etkisine olumsuz olarak yansıyacaktır. Bu yüzden de her bir uygulama için detaylı değerlendirme yapıp en dengeli soğutucu akışkanı seçmek burada önem arz etmektedir. Bu soğutucu akışkan seçimindeki dört ana faktöre yine kısaca bakacak olursak, güvenlik tabii ki hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Güvenlik en önemli faktör.
tüm ekipman kullanım ömrü boyunca güvenli olmalı ve her tür uygulama için risk değerlendirmeleri detaylı olarak yapılmalı. Bildiğiniz gibi son zamanlarda bu yanıcı soğutucu akışkanlarla ilgili de gelişmeler var. Buradaki değerlendirmeler de yine dediğimiz gibi risk açısından detaylı olarak gerçekleştirilmeli. Çevresel etkiye baktığımızda biraz önce dediğimiz gibi ozon tabakasına zarar vermemeli. Düşük karbondioksit eşdeğerine şarjına sahip olmalı. Soğutucu akışkan üretim prosesinde mümkün olduğunca çevreye az zarar vermeli. Ve en önemlisi geri dönüşüm ve yeniden kullanım potansiyelinin olması gerekiyor soğutucu akışkanın. Enerji verimliliği de tabii önemli. Mümkün olduğunda cihaz enerji verimliliğinin iyileştirilebilme potansiyeline sahip olması gerekiyor. Ve mümkün olduğunca da enerji verimli olması gerekiyor. Maliyet etkinliğine baktığımızda soğutucu akışkan bir kere maliyeti ucuz olmalı. Kurulum da kolay gerçekleştirilebiliyor olması gerekiyor. Yine cihazın veya sistemin genel işletme ve bakım maliyetlerini düşürecek yönde etki yapması gerekiyor. Bir de tabii bunların yanında sezonsal verimlilik, özellikle kısmi ve tam yükteki verimlilikler önemli. Bu eğer patenti varsa bu soğutucu akışkanın, bu patentlere erişimin kolay olması önemli. Bulunabilirlik önemli, pazara uyumlu olması önemli. Biraz önce söyledik, ekonomiklik de önemli. Bu ve bunun gibi birçok faktör tarafı beraber detaylı olarak değerlendirilmesi önemli. Biraz önce de söyledik, henüz mükemmel bir soğutucu akışkanımız yok. Dolayısıyla üreticiler her bir uygulama için ayrı ayrı detaylı bir değerlendirme yapmak zorundalar. Şimdi bu F-Gaz yönetmeliğine tekrar dönecek olursak Avrupa Birliği'ndeki bu yönetmelik çeşitli GWP kısıtlamaları getiriyor. Örnek vermek gerekirse bu kısıtlamalardan bir tanesi 3 kilogramdan daha soğutucu akışkan içeren tekli split klimalarda GWP değeri 750'den küçük olma sınırı 2025'ten itibaren geçerli olacak. Bir başka örnek vermek gerekirse endüstriyel soğutma cihazları için özellikle 2020'den itibaren GWP değeri 2500'den küçük olmak zorunda. Buna da örnek vermek gerekirse R404A, 404A'nın GWP değeri 3922. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde artık 2020'nin başından itibaren R404A gazı yasaklanmış oldu endüstriyel soğutma cihazları için. Şimdi bu tür GWP sınırları olmasına karşın örneğin gaz miktarı 3 kilogramdan fazla olan sistemler, multisplit sistemler veya VRV, VRF sistemler ve chillerler için herhangi bir GWP kısıtlaması yok. Durum böyle olsa da kullanacağımız bütün HFC gazlar bu kademeli azaltmaya tabi olacağından dolayı sonuç olarak bütün gazlar bu kademeli azaltmadan etkilenecek. Dolayısıyla cihaz üreticilerinin mümkün olduğunca çabuk olarak alternatif teknolojilere yine geçmesi öneriliyor. Yani bir kısıtlama olmasa da eninde sonunda bütün üreticiler bu kademeli azaltmadan dolayı muhakkak etkilenecektir. Biraz önce konuştuğumuz bu 3 kilogramdan daha az soğutucu akışkan tekli split klimalarda GWP 750'den küçük olmalı demiştik. Bildiğiniz gibi R genelde split klimalarda kullanılan soğutucu akışkan
R410A gazıydı. Bu 410A'nın GWP değeri 2088. Dolayısıyla bu gaz bu maddeye uymadığı için artık Avrupa Birliği'nde 3 kilogramdan daha az soğutucu akışkan içeren split klimalarda 2025'ten itibaren R410A gazının kullanımı yasaklanmış olacak. Peki ne yapacağız artık biz? R410A kullanamayacaksak alternatif soğutucu akışkanlara geçmek gerekiyor. Buna da örnek vermek gerekirse R32 gazını verebiliriz. R32 gazının GWP değeri 675. Dolayısıyla bu maddeye uyuyor R32 gazı. Bir de küçük parantez açmak gerekirse burada Türkiye'de F-gaz regülasyonu veya yönetmeliği var mı diye soracak olursak 2018'in başında Türkiye'de florlu sera gazlarına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik Avrupa Birliği'nde 2006 yılında çıkan yönetmeliğe benzer şekilde. Fakat henüz bazı kısımlar uygulamaya geçmedi. Bu yönetmelik şu an Avrupa Birliği'nde olan son yönetmeliğe uyum çalışmaları devam etmekte. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde de revizyon halinin yayınlanmasını bekliyoruz. Bir diğer konumuz Kigali Anlaşması veya Kigali Değişikliği. Bu sektörümüz açısından önemli. Bildiğiniz gibi 2015 yılında bir Paris İklim Anlaşması imzalandı, kabul edildi. Bu anlaşma Montreal Protokolü altında yapıldı. Burada amaç neydi? Küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırmayı amaçladılar bu Paris İklim Anlaşması'nda. Montreal Protokolü altında yapıldı. Bundan da yaklaşık bir sene sonra 2016 yılında Kigali'de bir anlaşma daha kabul edildi. Yine Montreal Protokolü altında. Bunun da amacı HFC'lerin küresel anlamda kademeli olarak azaltılması. Yaklaşık 200 ülke bu konuda anlaşmaya vardı. Bunun önemi nedir diye bakacak olursak, bu F-gaz regülasyonu, Avrupa'daki F-gaz regülasyonuyla gelen kademeli azaltma artık küresel bir anlam aldı diyebiliriz. Dolayısıyla bütün dünyada artık bu kademeli azaltma uygulanacak diyebiliriz. Yani herhangi bir ülkede F-gaz regülasyonu yoksa ama bu Kigali Anlaşması'nı kabul etmişse bu ülke bu gazların, HFC gazların kademeli azaltmasını yapacak diyebiliriz. Şimdi bu Kigali'de yine çeşitli azaltma takvimleri belirlendi. Gelişmiş olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için ayrı ayrı kademeli azaltma takvimleri belirlendi. Gelişmekte olan ülkeler için grup 1 ve grup 2 diye iki tane ayrı takvimimiz var. Türkiye gelişmekte olan ülkeler grup 1 kategorisine giriyor. Burada göreceğiniz gibi 2024 yılında miktarımızı sabitleyeceğiz. 2029 yılında ne kadar 2045'e kadar pardon burada gördüğünüz oranlarda biz HFC gazlarımızı kademeli olarak azaltacağız. Yine buradaki grafikte de mavi eğriyi takip edecek olursanız bizim azaltma takvimimizi görebilirsiniz. Buradaki miktarlar da yine F-gaz regülasyonunda olduğu gibi karbondioksit eşdeğer yani kilogram çarpı GWP biriminden belirlendi. Türkiye bu anlaşmayı kabul etti fakat henüz onaylamadı.
yine önümüzdeki günlerde Türkiye'nin de bunu onaylamasını bekliyoruz. Bu bakımdan önemli bir anlaşma diyebiliriz. Şimdi biraz da isterseniz R32 hakkında konuşalım. Ne anlama geliyor R32? Öncelikle R32 tek bileşenli bir hidroflorokarbon. HFC grubunda olduğu için ozon tabakasına zarar vermiyor. ODP değeri 0. Şu an normalde kullanılan R410A gazının yarısı zaten R32'den oluşuyor. Diğer yarısı da R125 gazından oluşuyor. Dolayısıyla R410A'nın bir bileşenidir diyebiliyoruz. Ve GWP değeri R410A'nın 3'te 1'i niteliğinde. Şimdi bu alttaki tabloya bakacak olursak ilk önce R32 ile 410A'yı karşılaştıralım. Biraz önce söyledik, GWP değeri R32'nin 3'te 1'i değerinde. İkisi de HFC grubuna ait olduğu için ozona hiçbir zararı yok. Hacimsel soğutma kapasitesine baktığımızda R32'nin hacimsel soğutma kapasitesi 410A'ya göre daha iyi. Basınçlar arasında ufak bir fark var. Dolayısıyla basınçlar birbirine benzer diyebiliriz. Şimdi bir de burada R22 var. Biliyorsunuz 410A'dan önce R22 kullanılıyordu. Yine R22 ile 410A'yı karşılaştırdığımızda gördüğünüz gibi 410A'nın küresel ısınma potansiyeli R22'ye göre daha büyük. Peki neden zamanında R22'den 410A'ya geçildi? Burada gördüğünüz gibi R22'nin ozon tüketme katsayısı 0.05, yani ozona bir etkisi var kötü yönde. Bu etkiyi azaltmak için R410A'ya geçiş yapıldı. Peki niye şimdi R32'ye geçtik? R32 de zaten ozon tabakasına zarar vermiyor. Ama gördüğünüz gibi 410A'nın küresel ısınma potansiyeli daha yüksek olduğu için şimdi R32'ye geçerek hem ozon tabakasına zarar vermiyoruz hem de küresel ısınmaya 3 kat daha az zarar veriyoruz diyebiliriz. Peki klimalar ve ısı pompalar için R32 neden tercih edildi? İlk önce şunu söylemek lazım. Yapılan araştırmalar sonucunda aslında R32'nin en dengeli soğutucu akışkan olduğu tespit edildi diyebiliriz. Peki bunu nasıl karar veriyoruz veya temel özellikleri nedir diye baktığımızda biraz önce de söyledik. Bir kere R32 HFC grubuna ait olduğu için kesinlikle ozon tabakasına zarar vermiyor. 410A ile kıyasladığımızda R410A'nın GWP değerinin yalnız 3'te 1'ine eşit. Yalnızca 3'te 1'ine eşit R32'nin GWP değeri. Biz R32 kullandığımızda cihaz içinde daha az soğutucu akışkan kullanabiliyoruz. Fiziksel özelliğinden dolayı R32'nin. Yine 410A'ya göre daha yüksek enerji verimliliği elde ediyoruz. Daha küçük boyutlarda kompakt bir cihaz tasarımı elde edebiliyoruz. Zaten R410A'nın bir bileşeni olduğu için de üretim kapasitesinde herhangi bir sorun yok. Üretim kapasitesi mevcut. Yani bununla birlikte bir problem yok. Bir önemli özelliği de tek bileşenli bir soğutucu akışkan olduğu için de bu soğutucu akışkanın geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolaydır diyoruz. Şimdi bu maddelere isterseniz birazcık örneklerle bakalım. Daha detayına girelim. Bu
Burada bir örneğimiz var. Örneğin 4 kW'lık R410'a içeren bir split klimamız olsun. Eğer biz burada R32 kullanmak istiyorsak önümüzde iki seçenek var. Birincisi ya yüksek enerji verimli bir klima elde edeceğiz ya da aynı verimde ama daha küçük boyutlarda bir klima elde edeceğiz. Eğer biz yüksek verimli olsun istiyorsak tabii ki bu model tipine, tasarıma göre değişir ama ortalama olarak yaklaşık %6 daha verimli bir klima elde ediyoruz diyebiliriz. Ama aynı verimde daha küçük boyutta bir klima istiyorsak yaklaşık olarak yine soğutucu akışkan miktarında %20 azalma ve hacimde de %18 azalmayla daha küçük boyutlarda bir klima elde edebiliyoruz. Buradaki verimlilik değeri nominal verimliliktir, sezonsal verimlilik değil. Sezonsal verimlilik olduğunda bu değer daha da yukarıya çıkar. Her iki bunların aynı anda elde edemiyoruz. Yani hem yüksek verimli olsun hem küçük boyutlarda olsun diyemiyoruz. Ya yüksek verimli olacak klimamız ya da aynı verimde ama daha küçük boyutlarda bir klima elde etmiş olacağız. Şimdi 410A'dan 32'ye geçmenin karbondioksit eş değer bakımından da bir faydası var. Biraz önce kademeli azaltmadan bahsettik. Orada karbondioksit eş değer birimi kullanıldığından bahsettik. Burada da yeni değil aslında. Ton karbondioksit eş değer dediğimiz karbondioksit eş değer teriminin bine bölümüyle elde edilen bir terim var. Şimdi yine bir örneğimiz olsun. İçinde R410A olan bir klimamız olsun. İçerisinde de 1 kilogram soğutucu akışkan olsun. Hatırlarsanız R410A'nın GWP değeri 2088'di. Bunu ton karbondioksit olarak ton karbondioksit eş değer olarak hesapladığımızda yaklaşık 2,088 çıkıyor. Aynı miktarda R32 içeren bir klimaya baktığımızda R32'nin GWP değeri 675'ti. Bunun ton karbondioksit eş değeri 0,675. Biraz önce dedik ki biz model tipine bağlı olarak 410A ile karşılaştırdığımızda biz R32'li bir cihazda daha az soğutucu akışkan kullanabiliriz. Buna da yaklaşık ortalama olarak 0,7 kilogramlık bir eş değer diyelim. R32'li bir klima olsun. Bunun ton karbondioksit eş değerine baktığımızda da bu da yaklaşık 0,4725 ediyor. Şimdi birinci klimayla üçüncü klimayı karşılaştırdığımızda arada yaklaşık 4 kat fark var. Bunun bize ne faydası olacak? Biz kademeli azaltmayı düşündüğümüzde ve toplam miktarın karbondioksit eş değer biriminden hesaplandığını ve bunun gittikçe azalacağını düşündüğümüzde biz bir tane R410A'lık klima üreteceğimize 4 tane R32'lik klima üretebileceğimiz anlamına gelir. Aynı miktarda soğutucu akışkan kotası için. Çünkü miktarlar karbondioksit eş değer biriminden belirleniyor. Tabii bu sadece F-gaz yönetmeliği kapsamındaki değerlendirmeden dolayı çıkan bir sonuç. Dolayısıyla düşük GWP'ye sahip soğutucu akışkanlara geçmekteki faydayı buradan görebiliyoruz. R32 ile ilgili 410A ile yine karşılaştırdığımızda kurulum servis yönüne baktığımızda R32'nin kullanımı daha kolaydır diyebiliriz. Neden? Biliyorsunuz R410A karışım bir gaz ve karışım gaz olduğu için de sadece sıvı fazla şarj edebiliyoruz. Ama R32 tek bileşenli bir soğutucu akışkan olduğu için hem sıvı hem gaz fazla şarj edebiliyoruz. Bir de yine örneğin yine R410A karışım olduğu için herhangi bir kaçak olduğunda
hangi gazlar ne kadar kaçtı bunu bilemiyoruz maalesef. Dolayısıyla tekrar deşarj yapıp tekrar şarj yapmak lazım. Ama R32 tek bileşenli bir şey, bir soğutucu akışkan olduğu için tabii ki kaçak olmasını istemiyoruz ama kaçak olması durumunda da tek bileşen olduğu için zaten kaçan miktar üzerine geri yükleme yapabiliyoruz. Bir de yine tek bileşenli olduğu için R32 geri dönüşüm ve bunun yeniden kullanımı da karışım gazlara göre yani R410A'ya göre daha kolaydır diyebiliyoruz. Kurulum ve servis aletlerine baktığımızda bir kere şunu bilmek lazım ki R32'li ünitelerin kurulumu ile 410A'lı ünitelerin kurulumu montajı arasında hiçbir fark yok. Genel montaj kuralları birebir aynı. Kullanılan servis aletlerinde ilk başlarda ufak tefek farklılıklar vardı. Fakat artık son çıkan servis aletlerinde çift kullanımlı tipler dediğimiz hem 410A'da hem de R32'de kullanılabilecek, rahatlıkla kullanılabilecek servis aletleri var. Dolayısıyla burada da herhangi bir problemimiz yok. Şimdi de isterseniz bu R32 ile ilgili dünyada, Avrupa'da veya Türkiye'de en son gelişmeler nedir? Onlara kısaca bir bakalım. Dünyanın ilk R32 içeren kliması 2012 yılında Japonya'da piyasaya sunuldu. Japonya'da ilk bu piyasaya çıkışından sonra R32'li klimaların burada göreceğiniz diğer üreticiler birer birer R32 klimalarını piyasaya çıkarttılar. Şu an Japonya'da bildiğim kadarıyla R410A'lı klima, split klima üretimi yok. Artık bütün üreticiler R32'li klima üretimine geçtiler. Avrupa'nın da ilk R32'li kliması 2013 yılında piyasaya sunuldu. R32 kullanıldığından dolayı da bu sunulan model en yüksek sezonsal verimliliğe sahip model oldu. En son verilere de baktığımızda şu anda dünya çapında 75'ten fazla ülkede 100 milyondan fazla R32 klimanın satılmış olduğu tahmin ediliyor. Ve bu değer 2019 Aralık itibariyle elde edilen değer. R32 kullanımından dolayı da 160 milyon ton karbondioksitin azaltımının gerçekleştirilmiş olduğu tahmin ediliyor. 75 ülkeyi tek tek saymaya gerek yok ama artık dünyanın her yerinde R32 klimalar kullanılıyor diyebiliriz. Bu R32'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sırasında birçok uygulama projeleri yapıldı. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Bu R32'nin kullanımını sağlayacak herhangi bir soğutma çevriminde veya klimada kullanımını sağlayacak patentler üreticilere ücretsiz olarak sunuldu. Bu da önemli bir gelişme. Kolay kolay patentler ücretsiz verilmez ama R32 ile ilgili patentler üreticiler için ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Ayrıca maalesef gelişmekte olan ülkelerden hala R22 gazını kullanan ülkeler var. Bu R32'nin çıktığını gören bu ülkeler bunu bir fırsat olarak bilip direkt R22'den R32'ye geçiş talepleri var. Bunu başaranlar da var. Örneğin Tayland örneği. Bu tür ülkelere de çeşitli destekler verilerek
direkt R22'den R32'ye geçişi başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'deki duruma bakacak olursak, Türkiye'nin ilk R32'lik kliması 2015 yılında satışa sunuldu. Bu tarihten itibaren de zaten birçok servis personeline R32 ile ilgili eğitimler verildi, verilmeye de devam ediliyor. 2018'den itibaren de artık Türkiye'deki üreticiler de R32 soğutucu akışkanını Speed Klima üretimlerinde kullanmaya başladılar. Şu anda da büyük bir hızla zaten bu üretimler devam ediyor. Yine bakacak olursak gelişimine R32'nin 2016 yılında Avrupa'nın ilk R32'li hafif tip ticari klima serisi çıkartıldı. Bunda neydi özelliği? Yine daha soğutucu akışkan miktarı içermesi, yüksek sezonsal verimlilik elde edilmesi, R32 olduğu için daha az çevresel etki. Bir de bunların bir tür özelliği yine R32 olduğu için yıllık kaçak kontrolü gerektirmemesi. Bu ne demek oluyor? F-gaz regülasyonunda çeşitli sınır değerler var kaçak kontrolü için. Yine karbondioksit eşdeğerine göre bunlar hesaplanıyor. Bu tür cihazlarda R32 olduğu için karbondioksit eşdeğerleri de düşük. Dolayısıyla bu sınırlara girmiyorlar ve F-gaz regülasyonu çerçevesinde kaçak kontrolü gerektirmiyorlar. Ama bu tabii ki demek değil ki cihazların yıllık bakımını yaptırmayacağız. Yıllık bakımını yaptırmak önemli. Sadece F-gaz yönetmeliği çerçevesinde kaçak kontrolü gerektirmiyorlar. 2017'ye baktığımızda yine ilk olarak havadan suya ısı pompası dediğimiz cihazlarda R32 kullanılmaya başlandı. Yine R32 sayesinde sezonsal verimlilik A3 Plus enerji verimliliği elde edildi. Ayrıca 65 dereceye kadar sıcak su eldesi sağlanmış oldu havadan suya ısı pompalarıyla. Bundan yine kısa bir süre sonra da hibrit ısı pompası dediğimiz cihazlarda R32 kullanılmaya başlandı. 2018 yılında da R32 ilk defa chillerlerde kullanılmaya başlandı. Hava soğutmalı scotch chillerde R32 kullanılıp piyasaya sunuldu. Bu da 2018'in Haziran ayına denk geliyor. Son gelişme olarak da geçtiğimiz günlerde artık VRV, VRF sistemler dediğimiz sistemlerde artık R32'li cihazların tanıtımları başlandı. Bu tür cihazlarda da artık R32'ye ilk başta mini sistemlerde, mini VRV, VRF'lerde kullanılmaya başlanıldı. Bunların duyuruları yapılmaya başlandı. Yine R32'nin özelliğinden dolayı bunlar daha küçük boyutlarda artık olacak. Daha yüksek enerji verimli olacak. Tabii ki çevreye daha az zarar vermiş olacağız. Bunun yanında daha birçok özellikleri var ama artık bu R32'yi biz önümüzdeki dönemlerde VRV sistem, VRF sistemlerde de zaten duyuruları başladı. Görmeye başladık, başlayacağız da. Artık en son bu sistemlere de R32 kullanılmaya başlandı. Şimdi burada aslında önemli bir grafik. Şimdi F-gaz yönetmeliğinde herhangi bir yasak yok direkt olarak söylenebilecek. Biraz önce kademeli azaltma hedeflerinin karbondioksit eşdeğer olarak belirtildiğini ve belli bir yani spesifik bir soğutucu akışkana özgü olmadığını belirtmiştik. Bu F-gaz regülasyonu aslında hiçbir soğutucu akışkanı direkt olarak yasaklamamakta. Bu da bir cihazın ömrü boyunca
ilgili soğutucu akışkanın mevcut olacağının bir göstergesi aslında. Şimdi bu grafiğe bakacak olursak Avrupa Birliği'nin toplam HFC yani hidrofluorokarbon talebi ve F-gaz kademeli azaltma takvimini karşılaştırmalı geleceğe yönelik bir simülasyonu yapılmış diyebiliriz. Şimdi buradaki grafiğe baktığımızda şuradaki koyu mavi alan özellikle endüstriyel soğutma R410A'daki 2030 ve sonrası için endüstriyel soğutmadaki azalmanın görüleceği alanı gösteriyor bize. Hatırlarsanız biraz önce bir maddeden bahsetmiştik. İşte endüstriyel soğutmada 404A'nın 2020'den itibaren yasaklanacağı. Çünkü GWP ise 2500'den büyük. Dolayısıyla şu mavi alan bize bu azalmayı gösteriyor ve en büyük azalmanın bu alanda olacağını gösteriyor. Buradaki turuncu alana baktığımızda bu R32'nin kullanımındaki artışı gösteriyor. 2030 ve sonrası için. Bir de burada açık mavi alan var. Bu açık mavi alan da R410A kullanımındaki azalışı gösteriyor bize. Görüldüğü gibi buna rağmen 2030 ve sonrasında bile R410A'ya herhangi bir yasak gelmeyecek. Rezerv olarak görünüyor. Buna örnek vermek gerekirse belirli uygulamalardan VRV ve VRF uygulamalarını örnek olarak verebiliriz. Yani bu demek oluyor ki hem yeni sistemler hem de mevcut sistemlerin servisi için bu soğutucu akışkan kullanılmaya devam edecek diyebiliriz. Dolayısıyla HFC'ler enerji verimlilikleri, güvenli oluşları ve ekonomik faydalarından dolayı birçok uygulama için önemlidir ve önemini koruyor diyebiliriz. Buradan çıkartacağımız sonuç VRV ve VRF pazarları için HFC kademeli azaltmanın etkisinin sınırlı olacağı ve bu tür uygulamalar için 2030 ve sonrasında dahi R410A'nın yasaklanmayacağı sonucuna varabiliriz. Evet, özet olarak benim anlatacaklarım böyle. Eğer sorularınız varsa evet, Andaç Hocam sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Buyurun. Evet. Katılımcılarımızın soruları var. Öncelikle bu verimli sunumunuz için, bilgilerinizi bizle paylaştığınız için tüm katılımcılar adına teşekkür ederim. 7 tane soru, bir de talep gördüm. Size sırasıyla bunları aktarmaya Tabii. çalışacağım. Tabii. Sayın Onur Aytan'ın sorusu var. Yanıcı soğutucu akışkanlar için gerekli güvenlik ekipmanları ve güvenlik sınıfları A1 sınıfı, yani yanıcı olmayan akışkanlara göre somut olarak güvenlik açısından ne gibi yükümlülükler getirmektedir? Ayrıca IEN 378 standardında eğer güncellenmediyse hafif yanıcı ve yanıcı gazlar diye bir ayrım yok. Hafif yanıcı bir gaz kullanmak istediğimizde güvenlik önlemleri ve sınıfı yönünden yanıcı gazlarla eşdeğer yükümlülüğe mi sahip olacak diye bir sorusu var Sayın Aytan'ın. Soruyu alabildik mi hocam? Evet evet, kabaca Peki. anladım. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu yanıcı soğutucu akışkanlarla ilgili soruda da geçiyor. Çeşitli standartlar var. EN377 aslında genel bir standart. Bir de işte IEC 63352-40 ürüne yönelik standartlar var. Bu standartlar teknolojik gelişmelere bağlı oldukça sürekli olarak güncelleniyor. Güvenlik önlemlerini sağlamak amacıyla. Bahsedilen EN378'in içinde hafif yanıcı, yanıcı, aşırı yanıcı gibi çeşitli kademeler var.
Bunlara ait de çeşitli güvenlik önlemleri var. Biraz önce dediğim gibi bunlar devamlı güncelleniyor. Dolayısıyla biz artık hafif yanıcı gazları da ürünlerimizde güvenli olarak kullanabiliyoruz. Çeşitli güvenlik önlemleriyle. Bu standartların içinde detaylar var. Ama şu anda o kadar detaya giremem. Ama özet olarak bunu diyebiliriz. Standartlar devamlı güncelleniyor. Bu güncellemeler sayesinde zaten biz hafif yanıcı gazları cihazlarımızda kullanabiliyoruz. N378'in son versiyonlarında bu hafif yanıcı sınıf kademelendirilmesi var. Mevcut yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka sorumuz Murat Yatan, Sayın Murat Yatan tarafından. R32'nin güvenlik zafiyeti var mı? Yanıcı ve parlayıcı mı? Hemen söyleyelim. R32 hafif yanıcı sınıfta. Hafif yanıcı sınıfta olduğu için standartlar tarafından belirtilen güvenlik sınırlarının içerisinde. Dolayısıyla hiçbir güvenlik sorunu R32 bakımından yok. Sayın Emre Göllü, elimizde R32 akışkanı var iken R410A gazını üretmek yerine niye direkt R32 gazını kullanmayı denemedik sorusunu yöneltir hocam. Bir daha kısaca alabilir miyim soruyu? Elimizde R32 akışkanı var iken R410A akışkanı üretmek yerine niye direkt R32 gazını kullanmayı denemedik? Yani niye Tamam, hala tamam. R410'dayız sorusu. Evet. Eskiden niye direkt R32'ye geçmedik de 410A'ya geçtik diye anlıyorum ben. Evet. Tamam. O zamanlarda teknoloji henüz çok gelişmediği için R32 gazının aşırı derecede yanıcı, patlayıcı bir gaz olduğu zannediliyordu. Fakat yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri gösterdi ki R32 hafif yanıcı bir sınıfta ve güvenli olarak kullanılabileceği çeşitli deneylerle, araştırmalarla gösterildi. O yüzden o dönemde geçilmedi ama bu dönemde geçişi uygun görüldü. Teşekkür ederiz. Rica Sayın Okan Aydın'ın sorusu şu şekilde hocam. R32'nin yüksek sıcaklıklarda kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek deşarj sıcaklıkları kullanımını kısıtlamakta mıdır? Yüksek sıcaklık derken dış ortam Sanırım sıcaklığı ısı mı? atılan ortam sıcaklığıdır. Tabii. Tamam. R32'nin yüksek kompresör çıkış sıcaklığı problemi bazı zamanlarda oluyor. Ama bununla ilgili çeşitli çözümlerimiz var. Bu wet suction kontrol denilen kontrolle sıvı enjeksiyonuyla bu yüksek sıcaklık sorunu da çözülebiliyor. Dolayısıyla orada da bir problem yok. Sağ olun. Tekrar Sayın Okan Aydın'ın sorusu şu şekilde. R410A yerine R466A ve R454B kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde? Şimdi o belirtilen gazlarla ilgili çok detaylı bilgim yok. Ama sunumumda da söyledim. R32'ye geçilmesinin sebebi yine yapılan araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda R32'nin en dengeli soğutucu akışkan olduğu sonucuna varıldığı için R32'ye geçildi. Sunumda da belirttim birçok değerlendirme faktörü var. Bu değerlendirmelerin sonucunda çıkan sonuç R32. Ama tabii ki araştırma geliştirme faaliyetleri her alanda devam ediyor. Soğutucu akışkanlarda da devam ediyor. Yeni soğutucu akışkanlarda her an çıkabilir. Ama şu an için bildiğimiz en dengeli soğutucu akışkan R32. Evet. Sayın Berk Zeybek bir talebi var. Slayt sayfaları geç yükleniyor sanırım. Bazı sayfaları göremiyoruz. Bizim de sunumu paylaşmak imkanınız var mı demiş ama sunumlar zaten TTMD üyeleri için TTMD portala yüklenecek. TTMD portalı da aktif olarak kullanabilirsek orada sunumunuzda Sayın Akut'un sunumunda görebileceğiz. Ben bu şekilde bilgi vermiş olayım. Bir diğer soruya geçiyorum hocam. Sayın Haluk Altay tarafından
R32 acele karar verilmiş bir gaz değil mi? Örneğin R32 yanıcı bir gaz ve evlerde, otellerde çok yaygın kullanımda büyük risk taşımıyor mu? Hele de VRF sistemlerinde kullanılması, daha fazla gaz hacminin bir noktadan kaçması çok daha büyük risk içermiyor mu? Demiş. Bir de tabii firma ismini, firmayla ilgili bir soru var. O Tamam, kısmını tamam. soramam tabii ki. Tamam. Ama genel olarak yanıcılığıyla alakalı bir endişesi var Tabii. sanırım Altay'ın. Bu konuda açıkladınız gerçi ama tekrar bir Evet, açıklarsanız. doğru diyorsunuz. Doğru diyorsun. Ama bir daha üzerinden geçeyim. Tabii. R32 hiç aceleye gelmemiş bir gaz. Ondan eminim. Biraz önce de dediğim gibi R410A'ya geçilmeden önce R32 hakkında yanlış bilinenler vardı. Bu dönem içinde bayağı uzun çalışmalar, laboratuvar çalışmaları, araştırma geliştirme faaliyetleri yapıldı. Bu geliştirme faaliyetlerinin sonucunda da zaten R32'nin güvenli şekilde kullanılabileceği gösterildi. Biz bunu zaten standartlara uyarak kullandığımız için standartlarda belirtilen güvenlik önlemleri güvenlik sınırlarının altında kaldığı için R32'nin kullanımında hiçbir güvenlik problemi yok. VRV'lerle ilgili bölüme gelecek olursak, evet doğru, soğutucu akışkan miktarı artıyor. Ama yine dedim, bu standartlar her gün demeyelim de sıklıkla güncelleniyor. Ve nasıl daha güvenli kullanılabilir haline getiriliyor standartlar. Bu standartlarda çeşitli güvenlik önlemlerini siz alarak, cihaz içinde veya dışında bu güvenlik önlemlerini alarak siz soğutucu akışkan miktarını da arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu standart güvenlik standartlarını takip ettikten sonra hafif yanıcı soğutucu akışkanlarla ilgili hiçbir problemin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Sayın Cansu Özçelik'in sorusu, kota sistemine R410A gazı dahil mi şeklinde hocam? Yine sunumumda anlatmaya çalıştım. Kota sistemi, F-gaz regülasyonu herhangi bir gaza özgü bir şey değil. Orada önemli olan karbondioksit eş değer birimi, yani kilogram çarpı GWP. Dolayısıyla herhangi bir gaza yönelik değil, kilogram GWP değerine yönelik. Yine sizin soğutucu akışkanınızın GWP değeri ne kadar düşükse ve sisteminizde ne kadar az gaz kullanıyorsanız o kadar avantajlısınız diyebiliriz. Yani bir gaza özgü bir yönetmelik değil, herhangi bir gazı direkt olarak yasaklamaz F-gaz yönetmeliği. Teşekkür ederiz hocam. Sayın Hüseyin Yüksel'in sorusu şu şekilde. Türkiye'de beklenen yeni soğutkan yönetmeliği hakkında bilgi ve tahminlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Tamam, Türkiye'deki F-gaz yönetmeliğine Evet. bahsediliyor Doğrudur. galiba. Bilgi ve mevcut bilgi ve Tamam. tahminleriniz. Dediğim gibi 2018'de yayınlandı F-gaz yönetmeliği Türkiye'de ama bunun Avrupa'dakine güncelleme çalışmaları devam ediyor. Güncellendikten sonra Avrupa Birliği ile birebir aynı olacağız. Bu konuda bir Avrupa Birliği projesi var, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı. Normalde Mayıs'ta, 2020 Mayıs'ta bitecekti bu. Tabii mevcut durumdan dolayı şu anda ne durumda bilmiyorum ama normalde önümüzdeki günlerde bu projenin sonlandırılmasıyla taslak bir yönetmelik çıkacak ve bu görüşe sunulacaktı. Bu çıktıktan sonra da hem Kigali yönetmeliği hem F-gaz yönetmeliği beraber yani önümüzdeki günlerde yayınlanmasını bekliyorduk ama ertelemeye gider mi? Şu anda benim de bir bilgim yok. Ama Türkiye'de yani Avrupa Birliği'ndekine neredeyse birebir aynı. Türkiye'ye de çok kısa zamanda gelecek. Burada da önemli konulardan biri bu F-gaz içeren cihazlara müdahale edecek teknik personelin artık sertifikalı olma zorunluluğu gelecek. Yani sınava girip bir sertifika alma zorunluluğu gelecek. Eğer bu sertifikanız yoksa siz bu F-gaz içeren cihaza müdahale edemeyeceksiniz teknik servis personeli olarak. Teşekkür ederiz hocam.
Sayın Serdaroğlu'nun bir sorusu var. Aslında açıkladık. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ama yine de ben yöneltmek isterim. R410'a yanıcı değildir. R32 ise aşırı yanıcı bir gaz, tehlikeli değil mi? VRV ve RF tehlikeli değil mi? Özellikle son zamanlarda buzdolapları dahil birçok yangın sebebi çevreyi ozonu korurken risk faktörü yükseltmiyor mu? Yangın ve benzeri istatistikleri var mı der, ama sanırım bunu zaten yanıtladığınız için az önce sadece Sayın Ulu sormuş, bilginiz olsun istedim. Evet, Sayın Berk Reybey'in sorusuna geçiyorum. Chiller için GWP kısıtlaması yok demiştiniz. Ancak sunumunuzda 2020'den itibaren GWP değeri 2500'den küçük olacağı da belirtilmiş. Bu konuyu biraz açabilir misiniz der Sayın Zeybek. O slaytı gösterebilir miyim acaba? Tabii ki. Şu anda slayt ekranınız açık. Görüyoruz. Açık mı? Ha, tamam, peki Evet. hemen açalım orayı. Şurasıydı galiba. Şimdi bu GWP 2500'den küçük olma zorunluluğu endüstriyel soğutma cihazları için geçerli. Eğer siz chillerinizi endüstriyel soğutma amaçlı kullanıyorsanız dediğiniz gibi GWP değeri 2500'den küçük olmak zorunda. Ama chillerinizi endüstriyel soğutma amaçlı kullanmıyorsanız böyle bir GWP kısıtlaması yok. Ama yine sunumda da söyledim, böyle bir kısıtlama olmasa da sizin cihazınızda kullanacağınız HFC soğutucu akışkanı kademeli azaltmaya dahil olacağından yine GWP'si küçük bir soğutucu akışkanına geçmek her bakımdan faydalı olacaktır. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Sayın Serdal Dikici'nin sorusu, su soğutma gruplarında R32 kullanımında faydaların haricinde mahsurları var mı demiş. Bu şekilde ileteyim çünkü firma ismi yine geçirmek istemiyorum. Buyurun. Tamam. Benim bildiğim yok herhangi bir mahsur. Hatta faydası var enerji verimliliği olarak ve çevreye zarar olarak. Benim bildiğim bir mahsuru yok R32'nin. Sayın Kamil Bayar'ın sorusu şu şekilde. Kademeli azaltma kapsamında kullanılan soğutucu akışkan miktarları azalacağından dolayı yeni bir akışkan veya teknoloji kullanılmadıkça biz sezonsal verimliliklerde artık yükselmeler göremeyecek miyiz şeklinde. Tekrar isterseniz Şimdi yönelteyim. yok anladım. Sezonsal verimlilik veya verimlilik artışı tabii sadece soğutucu akışkana bağlı değil. Sistemdeki tasarımla bunu sağlayabiliriz. Ama soğutucu akışkanlarda da gelişmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir sonuca varmak çok doğru değil. Muhakkak gelişmeler olacaktır bu konuda. Teşekkür ederiz. Sayın Umut İkden'in sorusu şu şekilde. Sistem değişimi sırasında bir birim R410A yerine 4 birim R32 kullanabiliriz. Ancak soğutma kapasitelerinin değişimi nasıl olmaktadır? İki gazın ısı transfer katsayısını kıyaslayabilir misiniz? Şeklinde. Kıyaslarız. R32'nin ısı transfer katsayısı 410A'ya göre daha iyi. Ama yanlış anlamayayım. Yani mevcut bir sistemde 410A kullanan bir sistemde biz R32 kullanabilir miyiz gibi bir soru değil herhalde, değil mi? Değil, hayır. Tamam. R32'nin fiziksel özelliğine bakacak olursak ısı Aynen, transfer karşılaştırma katsayısı, dolum evet. oranları ve ısı transfer katsayıları şeklinde. Soğutma kapasitesi de iyi R32'nin. Isı transfer katsayısı da 410A'ya göre daha iyi. Yani 4 birim daha Gerekirse fazla R32 kullanıyoruz. R410A'ya göre bu şekilde ifade ediyor Sayın İkti. Ancak o soğutma kapasitenin değişimi nasıl olmaktadır? Aslında aynı soğutma kapasitesi için geçerli değil mi bu dolum oranları? şimdi o 4 birim benim karbondioksit eş değeri ile ilgili yaptığım kıyaslamaydı. Isı transfer katsayısı veya soğutma kapasitesi olarak demeyelim. Çok doğru olmaz. Doğru olmaz. Onun için
tabloya bakmak lazım ama o 4 birim benim karbondioksit eş değeri kıyaslamamda. Ama ısı transfer katsayısı dediğim gibi R32'nin daha iyi 410 A'ya göre. Evet. Son sorulara doğru yanaşıyoruz çünkü süremizi de doldurmak üzereyiz. Yine Tabii. yanıcılığıyla ilgili sorular var. Onları artık atlıyorum. Yeterince açıkladık Sayın Haluk Altay'ım. Evet. Sayın Ender İren'in bir sorusu var. Karbondioksitli soğutma sistemleri ve ısı pompasındaki kullanımları hakkında bilgi verebilir misiniz der Sayın İren. Şimdi karbondioksitli sistemler genelde endüstriyel soğutma tarafında bayağı bir gelişime uğradı ve gayet güzel gidiyor. Orada çok iyi gitti karbondioksit. Isı pompaları ile ilgili de çalışmalar var. Yakın zamanda çıkabilirdi ama henüz benim bildiğim net bir piyasaya sürme gibi bir şey yok ama çalışmaların olduğunu biliyorum karbondioksitle ilgili de. Evet. Son sorulara doğru gelirken hızlıca sizden yanıtlarını alalım. Eksik soru kalmasın. R410A gazı yerine R32 ile de değiştirme imkanı durumunda cihaz, boru ve benzerlerinde bir sorun çıkıyor mu? Expansion ayarları nasıl yapılıyor? Gibi sorular var. Bunu da bir yanıtlarsanız kısaca hocam Tamam, hemen. alırız. Bu önemli aslında. 410A içeren bir sisteme R32 gazını basmasını kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Nedeni ise R32 biraz önce dedik hafif yanıcı sınıfta olan bir gaz. Dolayısıyla R32 kullanılacak sistemin bu hafif yanıcılığa özel olarak tasarlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla 410A'lı sistemde R32 kullanımı kesinlikle olmaz diyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Ayrıca R32 ile 410A'nın yine fiziksel özellikleri farklı olduğu için hem sistem tasarımı hem de kompresör dizaynı ona göre yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet, R452, R32'den %67 daha az GWP'ye sahip. Daha uygun değil mi der Sayın Murat Yatan. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sadece GWP değerine bakarak karar vermemiz imkansız. Birçok faktörü art arda sıralayıp karar vermek gerekiyor. Dolayısıyla ben de bilmiyorum şu an. Bakmak lazım. Sayın Poyraz da der ki MEP onaylı belgeye sahip olanlar sınavdan muaf olacak mı der ama onu galiba tam olarak bilmeniz mümkün olmayabilir, değil mi? Yani takip ediyorum. Tabii ileride ne olur bilmiyorum ama bir şey de söylemeyeyim. Çok bilmiyorum dediğiniz gibi. Olabilir de olmayabilir de ama bakanlık bu konuyla ilgili tebliğ yayınlayacak. Orada zaten geçiyor olacak bunlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı tebliğ yayınlayacak bu konuda. Orada göreceğiz zaten bunu net Evet, olarak. evet. Son soruyu yönelteyim Sayın İlhan Akın. R32 kullanan VRF ve VRF sistemlerinde bakır boru çaplarında düşüş olabilir mi şeklinde hocam? Olabilir. Tabii güvenlik önlemlerini sağlayacak şekilde ise olabilir. Ama kesin olur da diyemem şu anda. Evet. Peki, sorularımız bu şekildeydi hocam. Zaten sizlere de ulaşabilirler her an Tabii her katılımcılık zaman sorularını. e-mailim de var. Sunumun başında vardı zaten. Her zaman Evet. ulaşılabilirim. Bu webinarda, sunumda, TTMD portalda yüklü olacak zaten. Katılımcılarımız buradan da tekrar görme şansını yakalayabilirler. Ben tüm katılımcılar adına ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği adına bilgilerinizi bizle paylaştığınız için bu verimli webinar için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki webinarlarda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum tüm katılımcılara ve hocamıza. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de herkese, katılımcılara, size TTM'de ayrıca teşekkür ederim. Sağ Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. olun. Görüşmek üzere. İyi günler.